Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız, sevdiğiniz biri için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum. Hani böyle birini çok fazla düşündüğünüzde, anımsadığınızda karşınıza çıkar ya, aynı onun gibi. Belki de kafanızdaki haftayla, ayla ya da biriyle ilgili bir cevap alacak mısınız, bir mesaj alacak mısınız gibi düşünüyorum. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini de izleyebilirsiniz. Her videonun arkasına da ekliyorum, son 30 saniyede dönmeye başlıyor diğer videolarım. Oradan da bir tanesini seçebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğenerek, beğene tıklayarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Her zaman aynı fincanları artık kullanıyorum. Çünkü yüzlerce videom var. Ama işte küçük objeler falan koyuyorum üzerlerine. Hani oradan da belki şey, küçük objeler derken şuralara, ortalara falan, kapaklarına daha doğrusu, farklı objeler koyup değiştirmeye çalışıyorum ki diğer izlediğiniz videolardan ayırt edebilin diye. Çünkü sarı ile beyaz fincanı belki defalarca daha önce kullanmışımdır. Şimdi ben ilk önce sarı olan fincandan başlamak istiyorum. Sarıyı seçenler için beyazı da yan tarafa koyuyorum. Bakalım sarıyı seçenlerin fallarında neler çıkmış. Şöyle hemen bir açayım, bir bakayım. Ben de bir bakayım, sizler de bir görün. Şöyle bir net bir şekilde bir bakalım. Sanki böyle bir beklediğiniz bir haber var. Bakın böyle hani o haber, o hani böyle ufukta böyle yavaş yavaş güneş açar ya, böyle küçücük bir çizgi şeklinde ilk önce gözükür, böyle sonradan gelir. Onun gibi beklediğiniz haber artık yaklaşmaya başlamış. Sanki hani böyle bir haber bekliyorsunuz birinden, bir şeyden. Yani bunu seçenler için sanki öyle bir şey var ve bir şey için gözyaşı döküyorsunuz. Sevinç gözyaşına dönecek bu. Çünkü sevineceksiniz. O beklediğiniz güzel haber gelecek gibi çıktı. Hemen şöyle bir bakıyorum. Şimdi şurada hane kısmında tam böyle iki kişi karşılıklı konuşuyor. Hani böyle birisi ellerini kollarını kaldırır, böyle birini korkuturuz ya, böyle hani şakayla karışık ya da filmlerde falan izleriz, böyle kollarını kaldırmış. Tabii bu mecazi anlamda. Biri size herhangi bir konuda korkuya korkutmuş olabilir, endişelendirmiş olabilir. Sanki böyle hani biri söylediği bir sözle, yaptığı bir hareketle endişelenmişsiniz. Böyle yüreğiniz ağzınıza gelmiş. Sanki biraz kastiyle yapmış. Hani biraz sizi endişelendirmek, biraz üzmek, biraz kıskandırmak, belki hani böyle bir o korkuyu bilerek de yapmış gibi. Böyle karşınızda siz duruyorsunuz. Böyle o kişiye böyle biraz kırılabilir, kızabilirsiniz ya da böyle hani hem kızgınlık hem kırgınlık bir arada olur ya, kızdığımız için böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Çünkü hani dediğim gibi bu sizin bir çocuğunuz, eşiniz ya da herhangi biri böyle isteyerek böyle sizi endişelendirebilir, korkutabilir, belki de yapacak, hani yapmadıysa da böyle bir durum var. Ve şurada böyle bir tren çıkmış, tren rayı ve üzerinde tren var. Sanırım böyle uzak yoldan, bu beklediğiniz haber belki uzak yoldan da gelebilir ama uzak yoldan biri de geliyor. Bir haber de gelebilir ama bu dediğim gibi tren çıktığı için sanki böyle şehirler arası olabilir ya da böyle oturduğunuz semtten uzak, böyle biraz uzak mesafesi olan bir yerden biri gelecek ya da bir haber alacaksınız gibi çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Şimdi şöyle karşılıklı konuşan iki kişi var. Bir tanesi böyle deniz atına dönmüş. Bakar mısınız? Çok bariz bir şekilde deniz atı gibi çıkmış yani. Bu deniz atı ya da hani böyle sizin karşınıza çıkacak bir kısmet gibi düşünüyorum ben bunu. Hani böyle kısmetiniz, bazen insanın kısmeti ayağına gelir ya. Bazen böyle çok didiniriz, uğraşırız iş için, eş için, bir şey için ama olmaz, ama bazen de kısmet ayağımıza gelir. Öyle bir şey olacak böyle. Kısmet sizin ayağınıza gelecek. Kişiye göre değişir. Hani kimisi için iştir belki, kimisi için hani bir eştir ama şaşıracaksınız. Böyle resmen dimdik karşınızda böyle bir deniz atı. Arkanızda biri var. Yalnız bakın böyle gözleriyle de sürekli sizi izliyor. Bu kıskançlık yapacak. Yani böyle ya çok güzel bir işe gireceksiniz, ya çok güzel böyle bir yatırımlık bir şey alacaksınız, ya ev ya araba, hani belki niyet ettiniz, düşünüyordunuz ama bir anda o şey gelecek ve çok kısmetli olacak böyle her şeyle, ya da hayatınıza biri girecek yoksa. Ama
Biri de sanki böyle gözlerini kocaman açacak ve sürekli etrafınızda sizi izleyecek. Biraz kıskanacak ve hissedeceksiniz sanki bunu. Belki de zaten hep etrafınızda bu. Biraz böyle kem gözlü biri. Çok bariz bir şekilde böyle gözleri çıkmış, patlatmış gözlerini sanki böyle kem gözleriyle size bakacak. Çok güzel çıkmış şu deniz atı, özellikle kısmet olması. İnşallah istediğiniz bir şey gerçek olur. Deniz atı çıkması çok güzeldir fallarda. Her zaman da çıkmaz yani, bu kadar bariz çıkmaz en azından. Yani şuraya tekrar tekrar gösterdim ama gerçekten görün diye inşallah hani böyle o enerjiyi de diliyorum ki bunu seçenlerin istediği, çok istediği bir şey kısmet ayağına gelsin. Şimdi burada da bir konuda biriyle böyle el sıkışacaksınız. Bir kırgınlık, bir dargınlık, bir küslük, bir anlaşamadığınız bir konu var sanki biriyle. Bir karşı taraf inat ediyor olabilir, bir anlaşamamazlık gibi bir durum var ama artık böyle anlaşma yoluna gireceksiniz. Böyle bir el sıkışacaksınız. Aile içerisinde böyle hani bazen didişmeler de olur ya, böyle sürekli aksi gidilen, inat edilen, sürekli birbirlerine küçük küçük imalarda bulunan durumlar olur bazen. Belki bunlar için bir son vereceksiniz. Böyle bir el sıkışma, artık hani böyle bu durumu bitirelim gibi bir durum olabilir. Şurada bir S harfi çıkmış. Sanki böyle yakın çevrenizden ama aileden biri de olabilir. S harfi olan biriyle ilgili bir haber gelecek size. Ama böyle sizi yanıltıcı bir haber olabilir. Çünkü böyle bakın, şurada şöyle bir yılan gibi var. Şöyle bir figür. Ama bu yılan böyle temiz, ferah. Hani böyle yılanın temizi mi olur derken. Şöyle beyaz çıkmış. Yani zarar veremeyecek. Böyle sizi yanıltacak bir dedikodu da getirebilir. Ya da hani böyle yalan haber getirebilir bir şey. Sanki böyle ailenizden ya da çok sevdiğiniz arkadaşlarınızdan biri, böyle çok yakınınız çıkmış. Çünkü isminde S harfi var. Onunla ilgili böyle olumsuz bir eleştiri yapabilir. Hani çok emin olmadıkça inanmayın. Belki de öyle bir durum çıkabilir. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bakın bir de çok bariz bir şekilde emekleyen bir insan çıkmış. Etrafı kalabalık. Yani sanki bunu siz gibi düşünüyorum. Yani o kadar böyle etrafınız kalabalık, o kadar çok sorumluluklarınız var ki, o kadar böyle hani sanki o etrafınızdaki kalabalıklar sizi bazen aşağıya çekiyor. Ya sorumlulukları yüzünden ya da enerjisel olarak yapmak istediğiniz bir şey var. Sanki böyle kalkıp gitmeniz gerekiyor. Bu bakın etrafınızda insan dolmuş. Böyle ne düzelebiliyorsunuz, kalkabiliyorsunuz, ne yürüyebiliyorsunuz. Şurada çok bariz böyle emekleyen bir insan. Etrafı böyle bütün her tarafı sarılmış insanlarla dolu. Yani bir konuda kalkıp bir adım atmak istiyorsunuz. İşte bir evlilik kararı, bir yeni iş değişikliği, bir spor, bir herhangi şey, her kişiye göre değişebilir. Ama hani sorumluluklarımız ya da etrafımızdaki insanlar bazen bizim elimizi kolumuzu tutar. Hani böyle bir türlü kalkıp yapamayız o işi. Böyle bir durum çıkmış. Böyle bir şey sizi sanki tutuyor, aşağıya çekiyor gibi. Biraz vadesi var. Sanki böyle şey yapacaksınız. Hani ya yeter artık, ben hani kendim için bir şeyler yapmak istiyorum dediğiniz bir konu var, onu yapacaksınız. Hani etrafınızdaki insanları da kırıp dökmeden, hani böyle sorumluluklarınızı da atmadan üzerinizden, yine onları da yaparak ama kendinize biraz zaman ayırmaya ihtiyacınız varmış gibi. Yani artık böyle iyice çökmüş, küçülmüşsünüz. Bir an önce kalkıp kendiniz için bir adım atmanız gerekiyor gibi. O etrafınızdaki insanlarla ilgili biraz böyle şey yapacaksınız. Hani ya bunu tatlı dille anlatacaksınız, anlamayana tatsız da anlatabilirsiniz. Ama artık kendinize zaman ayıracaksınız. Kendiniz için bir şey yapmak için adım atacaksınız gibi. Çünkü böyle kalkmaya da yeltenmiş bu kişi. Herhalde bir adım atacaksınız artık. O insanları da ikna etmek de olabilir. Bazen aileden birileri de olabilir. İlla ki böyle bir şey yapmak isteriz. Olumsuz tavırlar, olumsuz sözlerle de bizi bazen aşağıya çekebiliyorlar. Yani isteyerek değil ama belki onlar hayatları boyunca anne babalarımız da olabiliyor bazen. Çünkü onlar hayat görüşleri farklı, onlar farklı görmüş, farklı bir zamanda yetişmiş. Onlar korkutularak belki büyütülmüş, yapamazsın edemezsinler, bilinçaltına çok yerleşmiş olabilir. İstemeden de size aynısını yansıtıyor olabilirler. Hani ben daha önce kitaplarımda anlatmıştım ve okuduğum kitaplarda bu bilinçaltı kodlamaları, bu maymunlara, pirelere yapılan deneyler gibi. Bu arada bu deneylerden bir tanesini anlatabilirim kısaca. Çünkü çok eski videolarımda anlatmıştım gerçi. Ara ara anlatıyorum hani izlemeyenler için ya da çok fazla hızlı abonelerim artıyor onun için. Yani pirelerdeki gibi pireler... Ya da ben bunu diğer videolarımda anlatayım tekrardan. Çoğu videomda da anlattım, belki de hani böyle insanlar şey yapabilir tekrar tekrar anlattığım için ama yani bilinçaltınızdaki, işte onların bilinçaltında kodladıkları yanlış şeyleri de size yansıttıkları için siz de ister istemez etkileniyor olabilirsiniz. Bence biraz çizgilerinizi çizin, yapmak istediğiniz bir şey varsa bir adım atın. Etrafınızda yalnız iş hayatında olanlar için özellikle bakın şöyle bir akrep, çok bariz bir şekilde akrep şeyi çıkmış, sanki böyle figürü çıkmış.
Şurada da bir kısmet var aslında. Bakın bu Yunus balığı. Bir işiniz olmak üzereyken aileden biri de olabilir. Hani böyle bir şeyiniz olmak üzereyken birisi böyle taş koyabilir, bir engel olmaya çalışabilir sanki. Bir akreplik, bir kıskançlık yapabilir. Engellemeye çalışırsa siz de o kişiye karşı bir dikkatli olun. Bence bu falda en güzel şey bu deniz atıydı bence. Deniz atı da istediğiniz bir şeyin olacağının mesajı veriyor sanki. İnşallah öyle olsun, o enerjiyi yayalım biz şimdi. Güzel şeyler olsun hayatımızda. Bunu seçenlerin herkesin istediği, çok istediği bir şey olsun inşallah. Şöyle bir bakalım. Bakın bence yine burada da çok bariz bir şekilde gözleri olan, böyle hani gözleri var, bir yüz ifadesi sanki, daha doğrusu figür. Bir insan var, sürekli sizi izliyor. Ya çok kıskanıyor ya çok fazla gözleri sizin üzerinizde. Böyle bu kişiye biraz dikkat edin. Hani böyle etrafınızda anlamamış da olabilirsiniz. Çok iyi niyetli olmayabilir. Demin de böyle bir akrep gibi bir şey çıkmıştı. Hani bazen anlayamıyoruz iş hayatında ya da işte etrafımızda dolanan insanların iyi gibi gözüküyorlar. İyi gibi gözüken kötü insanlardan daha çok korkuyorum ben. Gerçekten onlar daha tehlikeliler çünkü. Bakalım başka neler çıkmış. Burada böyle kilolu bir insan var sanki. Bakın böyle kilolu bir kadın gibi bu. O kadınla ilgili bir haber gelecek. Yakın çevrenizde böyle kilolu bir kadın varsa, biraz da yaşı var, yaşı ilerlemiş bir kadın olabilir. Bununla ilgili ama kötü bir haber değil, güzel bir haber alacak. Ya çok sevdiği biri gelecek ya çok istediği bir şey olacak bu kadının. Karşılaşacak böyle istediği bir şey. Hani belki sizsiniz, belki aileden biri bu. Ama çok istediği bir şey olacak gibi. İnşallah da öyle olsun. İlk falımıza çıkanlar bunlardı. Bakalım ikinci falımızda neler çıkacak. Şöyle yan tarafa koyuyorum. Şöylece aldım. Beyaz fincanımızı da, beyaz fincanı açar açmaz fark etmişsinizdir. Şöyle etrafı sıçradı. Çok istediğiniz bir şey gerçek olacak ve bakar mısınız? Yani ben bunu istesem şu şekilde yapamam herhalde. Açınca büyük bir sevinç gözyaşı çıktı ve kalp çıktı. Ben bunu direkt şey gibi düşündüm. Yani aşk, huzur, yani kalben sizi çok mutlu edecek bir şey. Yani bunun bu kadar bariz çıkması çok enteresan. Gerçekten. Yani şöyle diyelim, bekarlar için muhteşem bir aşk sizi bekliyor diyebilirim. Gerçekten hani, ya da böyle kalbinize heyecandan böyle çok hızlı çarptıracak güzel bir gelişme olacak. Sevinçli bir gözyaşı. Her şey, hani aşk hep diyorum ya, değişiktir. İlahi aşk da vardır. Evladı olan aşk da vardır. Karşı cinsi olan aşk da vardır. Ama böyle aşkla gelecek bir haber varsa inanılmaz muhteşem. Yani enerjisi çok yüksek açıldı. Bu falın mesajı geldi bence zaten. Hayatınıza yeni girebilecek biri bence. Kalbinizi ısıtacak, mutlu edecek bir insan çıktı. Şimdi şöyle bir bakınca hayatınızla ilgili sanki böyle taşlar yerinden oynamış bazı şeyler. Yani ya eski düşüncelerinizde değilsiniz artık böyle, ya eski duygularınız yok. Bir şeyler yer değiştirecek sanki. İnsanlara karşı bir düşünceleriniz sanki böyle hareket halinde çıkmış bütün figürler. Belki işte hayatınıza yeni biri girecek, belki de yeni bir bebek gelecek, yeni bir dostluk gelecek. Böyle bir şekillenecek hayatınız. Böyle taşlar yerinden oynayacak. Artık yeni bir partner ve başka bir birliktelik, yeni bir dostluk, yeni bir bebek. Güzel, muhteşem bir haberle bence hayatınızdaki şey değişecek, ana şekilleri böyle. Bakalım başka neler var. Şimdi şurada haneye bakınca burada bir kalabalık var. Hep bir kalabalık aile içerisinde bir şey varmış da bunu oturup çözmeniz gerekiyor gibi. Ya iş yerine bir problem, bir şey oluşacak çalışanlar için. Problemi oturup el birliğiyle çözmeye çalışacaksınız. Ya da böyle gerçekten ailede bir sorun var ve çözülmesi gerekiyormuş gibi. Birinin borcu, birinin sağlık sorunu, birinin evliliğiyle ilgili bir şey var. Hani böyle bunu oturup hep birlikte çözeceksiniz gibi. Ama çözülecek bu. Hani böyle birbirinizle kan bağı olan insanlar bunlar. Onlarla birlikte çözeceksiniz bu sorunu. Şurada da şey dikkatimi çekti. Bakın şurada sanki bir insan var. Şöyle o insanın üzerinde de çıkmış başka biri var. Yani birisi sanki böyle sizin sırtınızdan geçiniyor, sizin sırtınızdan bir şeyden faydalanıyor gibi. Eğer çalışıyorsanız iş hayatında, belki çocuklarınızdan biri, böyle çok yakınınız, eşiniz biri de olabilir ama sanki biri iş hayatında özellikle olabilir. Biri onun sırtından ya çok para kazanıyor ya sırtından o emeklerinden para kazanıyor, bir şey yapıyor sanki. Hani onun hakkını yiyormuş gibi bir durum çıkmış. Bu konuyla ilgili böyle üç tane gelişme olacak. Belki de artık hani böyle şu kişi hani böyle şey yapacak artık.
ya dile getirecek. Ya bazen şey yapıyoruz, çok susuyoruz. Yani birileri bizim emeklerimizin üzerinden, özellikle hani PR kısmı diyoruz, iş hayatında çok oluyor. Çok tehlikeli insanlar var. Kadınlar daha biraz tehlikeli bu iş hayatında ama hani erkeklerde de var. Mesela gerçekten böyle sizin hatanızı, küçücük hatalarınızı karşı tarafa o kadar büyük anlatıyor ki kendi kusurlarını kapatıyor. Ve gerçekten hani böyle kötü yürekli insanlar var ve onlar böyle şey yapıyorlar, sizin emeklerinizi aslında faydalanıyorlar. Siz anlamıyorsunuz ya da susuyorsunuz. O an sesinizi çıkartmıyorsunuz ama zamanla aslında hakkınızı, emeğinizi yiyorlar. Hakkınıza giriyorlar. Sanki artık böyle sessiz kaldığınız bir konu varsa, hani belki aile içerisinde de olabilir, hani bilmiyorum, kişiye göre değişir ama biri böyle sizin hep sırtınızdan, hep sizi kullanıyor, hep sizin emeklerinizi de çalıyormuş gibi bir durum olabilir. Böyle bir şey varsa bu insanla ilgili böyle 3 tane gelişme olacak, 3 tane küçük olay olacak ya da arka arkaya. Siz bunları böyle göz önüne sunacaksınız artık. Hani böyle sen böyle yapıyorsun ya da bana bu kişi bunları yapıyor diye artık ayyuka çıkartabilirsiniz. Biraz böyle bir isyan etme durumu olacak. O öyle de olsun zaten. Hiç kimse hani gerçekten sizin emeklerinizi alamasın. Çocuklarınızın varsa böyle bir durumu onlarla da konuşun. Gerçekten aileden biri. Hiç kimsenin gerçekten hakkını yemesin. Bakalım. Şurada bakın, böyle namaza durmuş bir insan var. Ben şey gibi düşünün. Böyle yakın çevrenizde bir insan, namaz kılan bir insan bu sanki. Bir şey için çok dua ediyor. Bir şey diliyor. Dilediği şey de şöyle. Böyle şurada da ellerini açmış. Birinin sanki bir rahatsızlığı var ya da birinin gerçekten bir acısı var. Çünkü şurada aşağıda acı çeken bir insan var. Hani böyle çok parasal, çok büyük sorunlar yaşıyor olabilir bu kişi. Hani böyle borç, harç, ayrılmanın eşiğinde büyük acı çekiyor ya da sağlık sorunu. Hani böyle küçük bir acısı değil de büyük bir acısı olan biri için böyle çok gerçekten dua ediyor. Bu kişi kendisi de olabilir ama yakın çevresi de olabilir ama namaza durmuş ve dua ediyor. Onunla ilgili güzel bir haber gelecek. Sanki hani böyle namazı, şükür namazına dönecek. İnşallah öyle olsun. Hani güzel bir haber alacak ama dediğim gibi böyle çok canı yanan biriyle ilgili sanki bir duası var. O böyle güzel bir haber alacak o konuda. Bir de tabağımıza bakalım. Bu fal genel anlamıyla ferahtı. Aile içerisinde de arkadaş ortamında bir şeyin çözüleceğiyle ilgili bir haber gelecek bence en çok. Ve dua ettiğiniz bir konu varsa çok yakın çevrenizde, hani onunla ilgili bir haber gelecek ama ya zaten hani şuraya açınca bence bu falın mesajı buydu. Hani bazen bazı şeyleri çok uzatmamak gerekir. Kalp çıktı. Bakın şöyle şimdi kalbimiz ikiye ayrıldı. Şöyle açıp ağzınızı, bakın böyle ağzından yanardağ gibi böyle hani ateş püskürüyor. Bir konuda birine çok büyük öfke kusabilirsiniz böyle. İçinizde tuttunuz hani böyle, belki de o hani sırtınıza çıkıp emeğinizi alan kişiyle ilgili de olabilir. Bu ikisi bağlantılı da olabilir. Birine karşı böyle ateş püsküreceksiniz. Küçük bir tartışmanın içerisine girebilirsiniz. Hani sonradan yüz yüze bakacağınız biri ise dikkatli olmaya çalışın. Hani hiç gerek yok. Yüz yüze bakacaksanız kırıp bazı şeyleri de böyle yıpratmanın anlamı yok ama hani tatlı tatlı anlatabiliyorsanız anlatın ama öfkenizi ya da kırgınlığınızı, o sinirinizi biraz dışarı vuracaksınız, kesinlikle konuşacaksınız. Böyle bir durum çıkmış. Yine burada işte kalp ver ve tertemiz bence. İkiye ayrıldı ama ferah, sevinç gözyaşı ve bence aşk, ben de yani ya da bir bebek yerce hani ilahi aşk, arkadaşlık, aşkın şekilleri değişiktir yani, çeşit çeşittir. Çok çok güzel bir haber, çok güzel, kalbinizi böyle yerinden oynatacak bir haber alacaksınız bence. Hayatınıza böyle biri girecek. İnşallah öyle olsun, mesajınız bu olsun. Ne biliyorsanız ya da o olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.